Sayın seyirciler, çok ciddi bir meseleyle devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında buğday tarlaları alev alev yanmaya devam ediyor. En son yangın Tekirdağ'da gerçekleşti ve 1000 dönümlük alanda, ekili alanda kül oldu. Buğday yarım kalmış. Türkiye'nin buğday üretim merkezlerinden biri olan Tekirdağ'da tarlalar alev alev. Buğday başaklarıyla birlikte çiftçinin emeği de yanıyor. Buğday yandı, biçilmiş alan. Durum vahim, durum çok kötü. Marmara Ereğlisi ve Malkara ilçelerindeki yangınların üstünden daha 2 gün geçmeden bir yangında Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Buğday tarlasını alevler sardı. Yangına ilk müdahaleyi tarla sahipleri yaptı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara da sıçradı. Alevleri kontrol altına almak 1 saat sürdü. Zarar yaklaşık 1000 dönümdü. Bu ilk yangın değildi. Son günlerde Türkiye'nin farklı noktalarından çok sayıda yangın haberi geldi. Balıkesir, Mardin, Adıyaman'da binlerce ton buğdayı alevler yuttu. Çiftçinin 1 yıllık emeği heba oldu. Efendim şimdi Mersin'de akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi 01 araba aldı, otomobil aldı kendine ve 5 yıl sonra da hiçbir kaza yapmadı, bir yere sürtmedi, bir şey olmadı, ancak boyaları dökülmeye başladı. Dava açtı, aslında dava serüveni başladı. Bakın neler yaşandı. 0 aracın boyası döküldü, dava açtı. Yerel mahkeme reddetse de o davasından vazgeçmedi, sonunda kazandı. Mersin'de yaşayan Ahmet Hocamoğlu 2012'de 0 otomobil satın aldı. Hiçbir kazaya karışmadı. 2017'de otomobilindeki boyalar dökülmeye başladı. Soluğu savcılıkta aldı. Otomotiv firması boyanın robotlar tarafından yapıldığını vurguladı. Sorunun üretimden kaynaklı olduğunu savundu. Otomobili satan bayi de boya dökülmelerinin 3 yıllık garanti süresi sonrasında yaşandığını belirtti. Yerel mahkeme, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabi olduğunu vurgulayarak davayı reddetti. Talihsiz vatandaşın avukatları karara itiraz etti. Üst mahkeme emsal bir karara imza attı. Yerel mahkemenin zaman aşımı gerekçesini bozdu, Ahmet Hocamoğlu'yu haklı buldu. 2012 model araç, 2022 model araçla değiştirilecek, dava yeniden görülecek.